İstanbul'a ilk geldiğimde vapura binmeyi çok istemiştim. Ama bir türlü olmadı işte. İlk defa bu keyfi yaşıyorum. İlk defa denizdeyim. Sen ciddi misin? Nasıl yani, daha önce hiç denize girmedin? Bir dakika, bir dakika. Ben yanlış anlıyorum galiba. Yani tatil falan? Tatil. Babam öyle tatillere götürmezdi beni. Yani kendine git tatil zaten. Çok çalışkandı. Havaları sıcak olduğunda Sultan Fazlı'na giderdik. Oradan uzaktan kuşları izlerdik. Yani senin öyle bildiğin gibi tatile çıkmak, denize girmek falan yoktu bizde. Sen ciddisin galiba ha? Garip geliyor değil mi? Deniz, hava, güneş. Baktığında hepimiz aynı. Ama değil işte. Bazılarının her gün öylesini yaptığı şeyler bazılarımız için hayal, rüya gibi. Mesela deniz. Senin pencereden bakmaktan sıkıldığın deniz, benim için annemin yıllarca anlattığı masalların bir parçasıydı her zaman. Ben daha önce senin gibi biriyle hiç tanışmadım. Farkımızın farkındayım. Ama denizle yeni kavuştuğum için, doğazla yeni tanıştığım için dert yanıyorum sanma. Aksine. Ya siz bütün bu güzelliklere o kadar alışmışsınız ki gözünüz güzel olanını bile görmüyor artık. Benim gözüm güzel olanı her zaman görür. O kadar. Sadece yüzünü görmek istedim. Sen denizi gerçekten çok seviyorsun. Evet, ama uzaktan seviyorum. Yakından sevmek ister misin? Ayşen, bugün daha bitmedi. Hayır yani, benim için bitmeli artık. Evdekiler merak ederler. Evdekilerden, sanki ailenden bahseder gibi bahsediyorsun. Gerçekten bu kadar yakın mısınız? Onlar benim ailem gibi oldular artık. En zor anlarımda yanımdaydılar. Atabey ve ailesinden başka hiç kimsem yok benim. Atabey gerçekten çok zor bir adam. Ama ona rağmen ben bile sizin aranızdaki bağın farkındayım. Zor adam nasıl olur ki? Ya Atabey çok iyi bir insan. Onun kalbi, onun ruhu iyi. Bakışları, sesi, her şey huzur veriyor insana. Onlar olmasaydı İstanbul'da kalmaya devam edemezdim. Sen olmasaydın onlar da yıllarında yaşamaya devam edemezdin. Ben teklif ettim, ben ısrar ettim. Bana hala güvenmiyorsun. Sana güvendiğimi az önce ayaklarımı denize sokarken ispat etmedim mi? Hayır hayır, yanlış anladın. Yani bana güvenmemekte haklısın diyecektim. Başından sonuna kadar yaptığım her şey yanlıştı.
Ama yanlışlarımla yüzleştim. Seni yeni yeni tanımaya başlıyorum. Özellikle bu Süreyya konusu... O konuyu açma lütfen. Süreyya ve ben birbirimize söylememiz gereken her şeyi söyledik. Süreyya ile ilgili kendini bana borçlu hissediyorsan yanılıyorsun. Hayır, Süreyya yüzünden değil. Sana yaptığım yanlışlar yüzünden sana bir özür borcum var ve ben borçlarıma sadığım. Şey, benim artık gerçekten gitmem lazım.